Başkanı Yardımcım, Kadın Kolları Genel Başkanım, kıymetli hanımefendiler, sevgili belediye başkanlarım, yazılı görsel ve internet medyasının çok değerli temsilcileri, saygıdeğer hanımefendiler. Kadınların hak ve çocukların yanında olmak için yaşam hak projesini hayata geçiren, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek diye çıktığı yolda aile destekleri sigortasını asille, durmadan, yorulmadan, Türkiye'nin dört bir yanını anlatarak umudu örgütledi. Ömrünü hak, hukuk ve adalet mücadelesine adamış, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye için karar verdiyen Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye davet ediyorum. Sana söz, bir de bağırlar gelecek. Sana söz, bir de bağırlar gelecek. Hakkın, hukukun ve adaletin olması için, hakkın, hukukun ve adaletin olması için her evde huzurun, her evde bereketin olması lazım. Hiçbir çocuğun yatağa girmediği, her annenin severek evladını doyurduğu bir düzeni inşa ettiğinizde o ülkede adalet var demektir. Eğer bir çocuk yatağa girmiyorsa, anne beslenme çantasına bir şey koyamıyorsa o ülkede adalet yok demektir. Benim bütün hedefim bu ülkeye adaleti getirmek ve her evde huzurun, her evde bereketin olmasını sağlamaktır. Bunda emin olmak gerekiyor. Değerli kardeşlerim, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Çankaya'nın ve Yeni Mahalle'nin saygıdeğer belediye başkanlarım, sevgili kadın kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz. İmkansız Parti'yi düzenleyen kadın kolları genel başkanıma da hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Kendimden bahsedeyim. Kendimden bahsedeyim kısaca. Rahmetli annem okuma yazma bilmezdi. Yedi kardeşiz. Yedi kardeş içinde üniversiteye giden sadece benim. Büyük ablam hayatta, o da okuma yazma bilmez. Sizlerin yaşadığı bütün acıları kendi hayatımda da, hayatımın belli dönemlerinde de ben de yaşadım, kardeşlerim de yaşadı. Eğer Türkiye büyüyorsa, Türkiye gelişiyorsa, Türkiye kazanıyorsa, bu kazancın hakça dağıtılması lazım. Burada kardeşlerimizi dinledik. Çocukların acısını, ne kadar yüreklerinde hissettiklerini bize anlattılar. Benim anlatmama gerek yok, acıyı yaşayanlar anlattılar. Ben işsizlik nedeniyle intihar eden babaların haberini elbette gazetelerde okudum ve bu acıları hep beraber yaşadım. İşsizlik nedeniyle meclisin duvarının dibinde kendisini yakan babaları da yine gördük ve bu acı haberleri hep beraber ya televizyonda veya gazetelerde okudum. Bu acıların sona ermesi lazım. Bu acıların sona ermesi için de bizim yanımızda kim olacak diye, kim bize destek verecek diye haykıran anneler de burada az önce ifade ettiler. Sizin sahibinizin sosyal devlet olması lazım. Kişiler değil, sosyal devlet olması lazım. Devletin sizi desteklemesi lazım. Devletin hiç kimseyi açlığa açlıkla bırakmaması lazım. Mansur Başkanımız ne güzel söyledi. Yardım yapıyoruz ama sahibi verdiğini sosyal görmeyecek. İnsanın haysiyetini ve onurunu koruyacaksınız. İnsanın yoksulluğunu afişe etmeyeceksiniz. O nedenle dedim. Yoksul mahallelerden başlayarak, fakir mahallelerden başlayarak bol miktarda kreş açın. Anneler sevgi içinde, güven içinde çocuklarını getirsinler, kreşe teslim etsinler. Çocuk arkadaşlarıyla beraber, akranlarıyla beraber oynasın, eğlensin, uyusun, karnı doyursun. Anne akşam çocuğunu gelip kreşten aldığı zaman bilecek ki çocuğun orada eğlendiği şarkılar öğrendi, karnını doyurdu, arkadaşlarıyla oynadı diye. Bunu Allah nasip ederse bütün Türkiye'ye yayacağız.
ve bütün Türkiye genelinde anneler çocuklarını sevgiyle o kreşlere, o küçük çocuklarını, evlatlarını teslim edecekler. Orada genç kızlarımız bu çocuklara bakacaklar, çocukları doyuracaklar, sağlıklarına bakacaklar. Bütün bunların hepsi sizin hak ettiğiniz bir şeydir. Bunlar lütuf değil mi? Bunlar sosyal devletin size vermesi gereken şeyler. Neden sosyal devlet diyoruz? Neden sosyal devlet? Sosyal devlet geliri olmayan veya düşük gelirli vatandaşına hizmet eden devlet demektir. Sosyal devlet budur. Hiç kimsenin aç parçalıkta kalmadığı, herkesin işinin gücünün olduğu bir devlete biz sosyal devlet diyoruz. Şehire, kırsaldan çoğunuz geldiniz, köylerinizden geldiniz, illerden, ilçelerden koptunuz geldiniz büyük şehirlere ve buralarda yaşıyorsunuz. Ama buralarda hak ettiğiniz gibi yaşamak sizin hakkınızdır. Çocuklarınızın rahatlıkla evde karnını doyurabilmelisiniz. Az önce söylediler, 6000 lira gelirim var, 3000 lirasını kiraya veriyorum. Hangi sosyal devlette gelirin yarısı kiraya gider? Gelirin yarısı kiraya gidiyorsa çoluk çocuğun da karnını nasıl doyuracaksınız? Bunun için dünya bir çözüm üretmiş. Biz değil, bütün dünya bir çözüm üretmiş. Adına aile destekleri sigortası diyorlar. Aile destekleri sigortası şu, geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan her aileye devlet banka hesabına bir para yatırır. Kadın gider o parayı emekli gibi, işçi gibi, memur gibi çeker, evladının, çoluk çocuğunun rızkını sağlar. Böylece o ailenin fakir olduğunu, o ailenin yoksul olduğunu, o ailenin gelire muhtaç olduğunu kimse bilmez. Bunu ancak sosyal devlet bilir ve o ailenin onurunu korumuş olur. Bunu Allah nasip ederse hayata geçireceğiz. Allah nasip eder. Belediye başkanlarımız bunu şu anda uyguluyorlar. Başta Mansur başkanımız olmak üzere İstanbul Büyükşehir, Adana'sı, Mersin'i, İzmir'i hepsi uyguluyorlar. Ama biz bütün Türkiye'ye çocuklarımız rahatlıkla en azından haftada bir, iki öğünde bir etli bir yemek yiyebilecekler. Protein açısından ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Rakamları aldım, rakamlarla sizi oyalamak istemiyorum. Bir anne şunu söylüyor. Son 6 aydır kendime hiçbir şey almadım. Son 6 aydır kendime hiçbir şey almadım. Bir annenin son 6 aydır eğer kendime bir şey almadım diyorsa binlerce, yüz binlerce aile, demek ki sorunumuz var. Bu sorunun çözülmesi lazım. Bu sorunu çözecek olan, sorunu geçmişte yaşamış olanlardır. Dolayısıyla benim saraylarda oturmak gibi bir merakım yok. Sizler gibi yaşayacağım. Mütevazi yaşayacağım. Sizin gibi, sizin gibi, sizin gibi yaşayacağım ve sizin sorunlarınızı çözeceğim. Sizin sorunlarınızı çözmezsem ben niye siyaset yapıyorum? Eğer bir çocuk yatağı aşırıyorsa ben niye siyaset yapıyorum? Siyaset toplumu huzurlu kılmaktır. Memnun kılmaktır siyaset. Siyasetin görevi budur. Bunu mu yapacağız? Hayır. Eğer evde bir engelli varsa anne çalışamıyor. Eğer bir yaşlı varsa ve anne yaşlıya bakıyorsa çalışamıyor. O zaman o annenin, o yaşlıya bakan, engelliye bakan anneleri sosyal güvenlik primini devletin yatırması lazım. Yeni zamanın gelince o en kadını emeklilik hakkına konuşmalı, yanılı ve emeklilik hakkı olabilmeli. Benim sözüm var, hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç etmeyeceğim. Hiçbir kadını. Beslenme çantası. Ben şunu biliyorum, bir annenin en büyük dramlarından birisi çocuğunu okula gönderirken beslenme çantasına ne koyayım diyor. Somun ekmeğin arasına aslında
Tamam. Gelin buraya. Gelin buraya. Gelin buraya. Gelin buraya. Siz boyu için yapsanız da kim var diye. Gelin buraya. Gelin buraya. Gelin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun efendim. Buyurun. Ya, buyurun. Allah'a şükürler olsun ki. Gel. Görüşeceğim, konuşacağım hayal bile edemiyordum. Ama şu an Allah'ıma şükürler olsun. Sizin gibi değerli bir büyüğümüzle inşallah Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum. Çalışırsa. Ailenin elektriği kesilmeyecek. Suyu kesilmeyecek. Doğalgazı kesilmeyecek. Her ailenin en az asgari gideri var. Hiç kimseye mutlaka etmeyeceğim içeride. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Var olun diyorum. Allah'a emanet olun. Sandıklara da sahip çıkın. Sağ olun. Sana söz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum.